Huzurlu günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mahlep ağacını ve mahlebi anlatmaya çalışacağım. Daha önce size Instagram sayfamızda mahlep çiçeklerini anlatmıştım. Kiraz çiçeğine benzeyen minik minik çiçekleri o kadar güzel kokusu var ki etrafınızda eğer bir mahlep ağacı varsa ilkbaharda bu kokular muhteşem, inanılmaz. Mahlep deyince aklımıza genelde bir baharat gelir. Peki bu baharat neyden yapılır diye hiç düşündük mü? İşte yabani kirazdan, yani mahlepten. Bu gördüğünüz mahlep ağacı arkadaşlar. Öncelikle biraz ağacından bahsetmek istiyorum size. Bu gördüğünüz mahlep ağacı yabani kiraz. Bildiğimiz, şimdiki yediğimiz normal kirazların aşılanmışı bu ağaca yapılır arkadaşlar. Bu ağaca yapılır aşılar ve daha iri kirazlar elde edilir. Bu ağaca ise bazı yörelerde taş kirazı, endires, keniro, kokulu kiraz, melem, endülüs, piç ağaç ve meltem gibi isimlerle anılmaktadır. Eskiden mahlep yalnızca Kuzey Anadolu bölgesinde sınır bitkisi olarak yetiştirilirken son yıllarda her yerde, birçok yerde yetiştirilmeye başlamıştır. Mahlep ağacı en çok Amasya, Tokat, Karadeniz bu bölgede yetişir arkadaşlar. Kiraz aşılama yapıldığı için de artık Türkiye'nin birçok yerinde vardır. Bizim bu gördüğünüz beyaz mahlep diye geçer. Çiçekleri de zaten hoş kokulu bir mahleptir arkadaşlar. Çiçeklerinden bahsetmişken çiçekleri parfüm yapımında da kullanılır. Zaten kullanılması da gerekir. O kadar hoş bir kokusu vardır ki muhteşem parfümler olur. Şimdi gördüğünüz gibi mahlebin olgunlaşmış zamanı. İşte meyveleri sarıdan kırmızıya, kırmızıdan siyaha döner ve dalında kendiliğinden bu kırmızı olan kapsül şekli yok olur ve içindeki sadece gördüğünüz gibi çekirdek kalır. Mahlep ise bu çekirdeğin içinden çıkan yemiştir arkadaşlar, ortasındaki gibi. Tıpkı bir badem gibi düşünün. Bademin dışı kırılıp içindeki yendiği gibi mahlepte de aynı. Bu minik çekirdek kırılır ve içindeki çıkan mahleptir arkadaşlar. Ben size şimdi burada kırıp gösterdim arkadaşlar içindekini. Çiğnediğinizde de tamamen böyle çok lezzetli bir aroma gelmez ağzınıza ilk başta. İlk başta hafif acımsı bir tat. Daha sonra da hoş bir koku gelir arkadaşlar. İşte mahlep de bundan yapılır. Bu çekirdekler tek tek kırılıp içinden bu yumuşak tohumu çıkar. Kurutulur ve ezilir arkadaşlar. Toz haline getirilir ve mahlep olarak piyasaya sürülür arkadaşlar. Ve mahlep yetiştiriciliği ve mahlep üretimi çok zordur. Çekirdekten tek tek bunu kırıp çıkarmak oldukça zordur arkadaşlar. Ayrıca bu çekirdeğin içinden mahlep yağı da üretilmektedir arkadaşlar. Ayrıca çekirdekten soğuk pres yöntemiyle yağ çıkarılır ve bu yağ Ürdün'de üretilen Nablusi peynirine salamura beyaz peynirdir bu. Tat ve aroma vermek amacıyla salamuraya katılmaktadır. Mahlep unundan pasta ve çörek yapımında tat ve aroma maddesi olarak kullanılır. Vanilya kokusuna benzer bir koku taşımaktadır. Bunu kullandığınız zaman mahlebi vanilya kullanmayacaksınız ve eminim çok da lezzetine aşık olacaksınız. Ayrıca parfümde kullanılır diye söylemiştim. Kozmetik ürünlerde, boya sanayinde, vernik cila yapımında, mobilyacılık, ilaç sanayi ve anaç olarak bahçecilikte de kullanılmaktadır. Eğer etrafınızda mahlep ağacı varsa ve mahlep üretmek istiyorsanız arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu çekirdeklerin tamamen kırmızısından ayıklanması gerekir. Bunu isterseniz bu şekilde toplayıp yıkayıp ayırabilirsiniz. Ama biraz beklediğiniz zaman zaten dalında kuruyup böyle çekirdekleri kalır. O zaman sirkeleyip de toplayabilirsiniz. Ama ondan sonrasını tek tek kırıp içini çıkarmanız gerekir. Ve daha sonra kurutup öğütüp kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi o kadar minik ki, yani bunu yapmak gerçekten emek ister. Eğer gözünüz alıyorsa tek tek buna uğraşmanız lazım. Mahlebin faydalarını biliyorsanız da mutlaka buna uğraşıp deneyeceksiniz arkadaşlar. En azından çok az bir miktarda bile elde etseniz
şifasından yararlanmak isteyeceksiniz. Mahlep besin değerleri bakımından tahmin edebileceğinizden çok daha fazlasına sahip, o kadar çok zengin bir malzeme var ki içinde Allah neler yaratmış diyorsunuz. Besin lifi protein ve yağ asitleri bakımından oldukça zengin olduğu yetmezmiş gibi mahlep aynı zamanda bolca kalsiyum, potasyum ve magnezyum ihtiva ediyor. Allah küçücük bir çekirdeğin içine neler sığdırıyor. Mahlep çok güçlü bir idrar söktürücüdür. Cinsel gücü artırıcı etkisi vardır. Prostat büyümesini engellemeye yardımcıdır. Midede hazımsızlık ve gaz problemlerinde etkilidir. Nefes darlığı ve astım solunum sorunlarına dayalı rahatsızlıklarda çok etkilidir. Karın ağrılarına iyi gelir. Güçlü bir antioksidan etkisi olduğundan vücudu serbest radikallerden koruyor. Bu sayede de kalp ve damar hastalıklarından da koruyor. İçinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik gelişimine ve sağlığına da katkıda bulunuyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekliyor. Potasyum bakımından zengin olan mahlep bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Toz haline getirdiğiniz mahlebi sütle karıştırarak içebilirsiniz. Özellikle bu yöntem mevsim geçişlerinde çocuklar için tavsiye edilir. Bal ile karıştırırsanız üst solunum yolları için çok iyidir, öksürük ve balgam söktürücüdür. Boğazdaki tümörlerin atılmasına sebep olur ve boğazdaki kanserin oluşmasını engeller. Kandaki şeker oranını düzenleyen etkili besinlerden biri olan mahlep, şeker hastaları için oldukça idealdir. Aynı zamanda mahlep, vücudun günlük ihtiyacı olan enerjiyi de sağlar. Beyin ve sinir sağlığı için de etkilidir. Karaciğeri temizleyerek idrar yoluyla atılımını sağlar. Karaciğerin yenilenmesi için çok büyük bir nimettir. Böbrek ağrıları için çok etkilidir. Aynı zamanda böbreklerde biriken toksinleri de atmaya yardımcı olur. Kalsiyum ve potasyum vücut gelişiminde etkili olan minerallerdendir. Bu mineraller gün içerisinde vücuda alınması gerekir. Bu iki mineral bakımından en zengin olan süttür. Mahlep ile süt karıştırıldığında tüketildiğinde vücudun alması gerekeni karşılar. Uzmanlar çocuk, ergen ve hamilelerin bu karışımı sıklıkla tüketmesi gerektiğini tavsiye etmiştir. Mahlep ağacı genelde su istemeyen bir ağaçtır. Doğada kendiliğinden yabani olarak yetişebilir. Tohumlarından üretip çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Peki mahlebi böyle kırmızısıyla kiraz gibi yiyebilir miyiz derseniz, evet yiyebilirsiniz ama çok tatlı bir tat beklemeyin. Hafif acımsı ama hafif de aromatik bir tadı var. Bizim bahçemizin hemen üst tarafında yetişen mahlep ağacını daha önce sizlere de çiçekleriyle birlikte göstermiştim. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce mahlep ağacını ve mahlebin faydalarını sizler için anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.